Abi, buraya bağlayabiliriz herhalde. Ya buraya herhalde. Ya oraya geçsin. Yani. Zarar görmez. Olur olur. Ya tamam, sorun değil. CD benim bir ayrı yaşamış. Demek söyle. Mayıs 2013 tarihinde de Japonlarla Sinop'ta hükümetler arası işbirliği anlaşmasını imzalayan hükümetimiz 2023 yılına kadar 12 nükleer santralin kurulmasını planlamaktadır. Hatırlanmalıdır ki 28 yıl önce meydana gelen Çernobil nükleer santral faciasından sonra Karadeniz'in bu güzel ilçesi Ereğli'de gözle görülemeyen düşman radyasyonun zulmüne uğramıştır. Radyasyon bir hayalet gibi aramızda dolaşmıştır. Halkın elinde radyasyon ölçüm cihazının bulunmaması ve radyasyonun etkilerinin hemen değil 5-10 yıl sonra ortaya çıkması halkın kandırılmasını kolaylaştırmıştır. Kazım, Kazımlar. Kaza sonrası Çernobil ve Çernobil çevresinde Avrupa şehirlerinde insanlara iyot tabletleri dağıtılmışken ülkemizde bırakın kazadan birinci derece etkilenen Karadeniz halkına iyot tabletlerinin dağıtılmasını, bu coğrafyada yetişen çay ve fındıkların vatandaşa nasıl tükettirilebileceğini yollar araştırılmıştır. Bu konuda söyleyecek sözü olan bağımsız bilim adamları susturulmuştur. Bölge kaza sonrası izleyen yıllarda lösemiyle, anormal doğumlarla, tiroid kanseriyle ve diğer kanser vakalarıyla kalp hastalıklarıyla tanışmıştır. Bugün benzer bir durumu Tokyo ve Fukushima'da Japon halkı yaşıyor. Ne acıdır ki 2011 yılında Mart ayında teknoloji ve bilim çağında dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında sayılabilecek Japonya'da 28 yıl önce Çernobil kazasına eşdeğer bir kaza sebebi ne olursa olsun tekrar tecrübe edilebilmiştir. Bilim insanları artık nükleer kazanın etkilediği bazı bölgelerde yaşamın mümkün olmayacağını söylerken Japon hükümeti yetkilileri o bölgede yetişen sebze ve meyveleri pazarlarda promosyonlu olarak yarı fiyatına satmıştır. Radyasyonlu gıdaların yarı fiyatına satıldığı dükkanların açılışlarını yapmaktadır. Karadeniz'de balık emektir. Geçmişini balık, çay, fındık gibi doğal kaynaklardan sağlayan Karadeniz insanı, toprağının ve denizinin göze görünmeyen radyasyon tarafından kirletilmesiyle ekmeğinden olacağı kadar sağlığından da olacaktır. Japonya'daki nükleer kaza sonrası yayılan radyasyonun sezyum maddesinin okyanus ötesine Amerika'ya, Kanada'ya ulaştığını düşünürsek dünyanın hiçbir yerinde artık nükleer santral kurulmamalıdır. Kaldı ki Akdeniz'de, Akkuyu'da, Karadeniz'de, Sinop'ta kurulacak nükleer santral, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz canlılarını etkileyecek, biyoçeşitliliği öldürecektir. Buradan bizi yönetenlere ileteceğimiz mesaj şudur ki, başımızın üstünde yağ rahmetten, üzerine bastığımız topraktan, soğuduğumuz havadan korkmak, kaçınmak istemiyoruz. Buradan bir tek şey söylüyorum. Nükleersiz.org ve Yeşil Düşünce Derneği projesiydi bu. Ben de katkıda bulundum. Eyvah. Hopa'dan başladınız. Nereye kadar Hopa'dan gideceksiniz? Hopa'dan başladım. İstanbul'a kadar. İstanbul'a. Yaklaşık bugün 68. gün. 68 gün. 68. gün. Kaç gün daha devam etmeyi düşünüyorsunuz? Zannedersem 10 gün falan kaldı. Yani 78 gün, 80 gün civarında Hopa'dan kaç kilometre, kaç mil diyeyim? Yani şimdi mil olarak 700-800 mil civarında olması lazım. 700-800 mil. Yani 1500 kilometre falan. Yaklaşık.